Altaş TV'nin YouTube özel programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Hazal Palavay. Bugün çok kıymetli, çok değer verdiğim bir abim yanımda. Raşit Emir Süer. Hoş geldin abi programa. Hoş bulduk. Ne kadar güzel değil mi? Birini abi diye karşılayabilirim. Kesinlikle. Önceden Raşit abiyle beraber yaptığım röportajı izleyenler biliyordur. Kendisine siz veya bey diye hitap etmemi kesinlikle kabul etmiyor. Raşit abiyi de bilenler de bilir. Ve o yüzden ben de program boyunca hep abi diyeceğim. Siz izleyenler de yanlış anlamasın. Ne kadar biliyor. Samimi bir program izleyecekler. Evet bu abi. Bu vesileyle. Evet abi. Bilmeyenler için kendini kısaca tanıtır mısın? Ya kişinin kendini tanıtması kadar da zor bir şey yok ama girişimcilikle adımız duyulmaya başlandı. Girişimciliği temsil eden. Bir de bizim girişimcilik ekosisteminde, startup ekosisteminde böyle sırt çantalı Koç Üniversitesi'ni iki kere bitirmiş kardeşlerimizin olduğu bir yerde benim gibi böyle eski Thai boksçu falan yüzünde yaralar olan darbeler yüzünden birisi tabii garip duruyor. İnsanlar tipsiz diyemiyorlar bana. Şahsına münasır diyorlar. Öyle bir tanımımız var. Biz girişimcilikte de tanınma sebebimiz de şu. Biz kendi kazançlarımızdan ziyade insanların kazançlarını önemsiyor olmamızla tanınıyoruz. Bu duygu kazanacak diye de bir sloganımız var. İnsanların hayatlarını önemseyen, onların sevinçlerine onlardan önce sevinç çığlığı atan, üzüntülerine onlardan daha çok kederlenen bir yapımız var. Paket Taksi diye bir şirket kurduk. Migros gibi bir kurumsala, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birine exit yapabildik. Tabii onunla da durmadık. Girişimcilikte en değerli şey one is lucky, twice is good. Bu ne demek? Birinci de bu şanslı uşak derler. İkinci de bu kabiliyetli uşakmış olur. O yüzden de yeni şirketi kurduk. Şimdi Obir Usta diye bir şirketimiz var. Onunla konuşacağız herhalde diye evet. Tahmin ediyorum. Ama öncelikle benim şimdi böyle biz bir sohbet, hani insanlar da seni daha çok daha yakından tanısın. Hani senin bu girişimcilik hikayeni anlasınlar, nasıl başardığını öğrensinler diye bir sohbet gerçekleştireceğiz Raşit abiyle. Ben şunu çok merak ediyorum abi. Bu şimdi girişimciler, daha doğrusu şöyle sorayım. Dibi görenler zirveye yükselir diye düşünüyorum ben. Ancak böyle bu tarz hani senin gibi girişimcilikte başarılı olmuş insanların çocuklukları da nasıl roller büründüğünü çok merak ediyorum. Çünkü o çocukken yaşadığın, mesela şu an bir lidersin, öyle değil mi? Evet. Çocukken de böyle miydin? Ben çocukken de böyleydim ya bu. Şimdi girişimci doğulur mu, girişimci olunur mu diye bir soru var. Evet. Ama bunun cevabını kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ama benim küçük kızım Şana, 2,5 yaşında. Bundan 6 ay önce olan bir konuyu anlatıyorum. Şimdi bizde karı çikolata demek, tamam mı? Konuşamıyoruz ya henüz kelimeleri tamamlamıyoruz. Daha yeni konuşmaya başlıyoruz. Karı demek çikolata demek. Şimdi böyle yaptığında da dünya duruyor. Yani eğer Şana sana böyle yaparsa sen donup kalmak zorunda kalıyorsun, tamam mı? Bunun da açılımı böyle dondurduğunda bir tek seni öperse açılabiliyorsun. Güzel bir oyun geliştirmişsiniz evet, bu arada. Evet, aslında istemeden gelişen oyunlardan bir tanesi. Antalya'dayız, ortağım Serkan da var. Yan masadaki misafirlerin çocukları geldi. İşte bizim Şana'nın kaykayını almak istediler. Şana ağladı, biz onları dizginledik. Çünkü onunla paylaşması gerektiğini anlattık. Neyse, o Alman'dı yanında oturan kişiler. Aldılar gittiler. Neyse Şana da biraz morali bozuk. Ona da çikolata gönderdiler. Yani Şana'nın dilinde karı. Şimdi Şana'nın da alerjik bir durumu var. Birden fazla yediğinde kaşınıyor. Hı hı. Şimdi bir tane karı günde yeme hakkı var ya onu da yedi. Baba dedi karı bir tane daha istiyor masadan. Ha, dedim hayır sen bir tane hakkın vardı yedin başka yok. Üzgün. Dedim yemem. Ben yemem. Ha? Bak böyle duruyordu. Böyle yaptı. Beni dondurdu. Gitti çikolata aldı değil mi? Önümden beni dondurduğu için bana baka baka bütün çikolatayı yedi. Ha? Geldi bir de öptü. Biz açıldık. Sonra yanındakiler bittiğini görünce bir tane daha gönderdiler. Baba karı falan. Bir de Serkan dedi ki ooo işi yemezler dedi. Dedim dur daha cevabını bulamadım. Cevabını bulduğum gün onu kırmamak lazım. Tabii. İncitmemek lazım. İkinci çikolatayı dedi. Akşam tabii böyle uyuduk. Yarın yine aynı senaryoyu yaptık ama ben cevabı bilmiştim. Beni dondurdu çikolatayı alırken Selin'e dedim ki sen de onu dondur. Şimdi formülü bulduk. İnsanları kırıp incitmeden çocukları, insanları, birlikte çalıştığınız mesai arkadaşlarınızı, komşularınızı, vatandaşlarınızı, herkesi, kim olursa olsun dil, din, ırk ayırmaksızın önemsemek lazım. O çocuğu da çocuk gibi hareket edip
Ona göre bir cevap vermek lazım aslında. Biraz hazırlıklı olmak lazım konuya. Cesaretini kırmamak lazım. Şimdi girişimci doğulur mu? Bence çok büyük bir girişimci. Bu harekette çok büyük yani bir... Yani fırsata çevirmiş aynen ya. Aynen öyle. Olayım. Helal olsun. O yüzden bu arada gururlandım takdir da. Takdir edilesi bir aynen şey aslında. Aynen öyle. Alkışlanması gereken her şeyi alkışlamak lazım. Çok kabiliyetli bir şekilde yapmak istediğini yap. Girişimcilik biraz böyle hayalleri, hedefleri olan insanların işi. Çok da zor iş ha. Her gün yatıp senin olmayan ve asla olamayacağını düşündüğün şeyleri senin olduğun günleri hayal ederek tasarlıyor. Çok zor zanaat. Çok ağır bedeller ödetir adama. Keşke şunu alabilsem. Alamazsın. Senin bir yat alman. Evet. Bizim sahibinden.com'daki Azimut hikayesi. Şimdi San Lorenzo. Ya baktığında bakıyorsun onu almam mümkün değil. Onunla besleniyor olman lazım. Ama alabilmek için de yani şuranı yani o kadar istekli olmak lazım ki. İşte hedef koymalısın kendine. Kesinlikle şimdi, öyle. Senin bir hedefsiz insanın mümkün değil. Benim hayatımda hiç hedefsiz kaldığım bir an yok. Hep böyle ulaşılamaz hedefleri kendime koydum. Neden? Biliyor musun? Çünkü ulaşmaya başladığın anda o artık senin için önemli değil. Mesela insanlar bir araba markası modeli konuşuyorlar. Onu alana kadar hedef. Aldıktan sonra seni A noktasından B noktasına götüren. İşte gücüyle bilmem kaç dakikada götürebilir ama kuralları çiğneyemiyorsun. Günün sonunda araba bir yerden bir yere götürüyor. Ben aslında birazcık da şöyle düşünüyorum Raşit abi. Hani hedefi olan insan onu başarabilmek için yani kafasında sürekli hani eğer ne kadar gerçekten istiyorsa yani İstek bence çok önemli bir şey. Buraya bir hedef koyarsan, buraya nereden gideceğini çizebilirsin. Böyle mi gidilir, böyle mi gidilir, yoksa düz mü gidilir? Engebeler çıktığında aman yorulduk şimdi geri dönelim. Öyle yok. Hedef burada. Buraya hedef koymadığın sürece, mesela spor yaptığın günlerde. Baba bisiklete herhalde 10,5 saat binemezsin değil mi? Tabii. Yani bir süren var. Sana trainer diyor ki 20 dakika bisiklet çevireceksin. Ne yapıyorsun? 18 dakika, 19 dakika, baba bittik falan. Yani. Bir hedefim var. Aynı bunun gibi bakmak lazım. İşte İstanbul'dan çıkıyorsun, Ordu'ya geliyorsun. Kaç kilometre? İşte 840 kilometre. Kaç kilometre kaldığı az çok. Hani biz tabii çok gelip gittiğimiz için çarşambadaysak kilometreyi otomatik biliyoruz. İşte ne bileyim Merzifon'daysak biliyoruz. Günün sonunda ama nerede olduğunu bilirsen, nereye gitmek istediğini de biliyorsan ona göre uykun geldi. Ya bir 140 kilometrem kaldı Samsun'a girdik. Artık buradan da oraya kadar dayanmalıyız. Ne bileyim bir su içiyorsun, bir çikolata yemeye çalışıyorsun. Kendine bir camı açıyorsun, bir duruyorsun. Biriyle iki muhabbet ediyorsun. Kendine geliyorsun yani. Hedef. İnsanın yani hedef olunca kafası sürekli çalışıyor abi. Arka planda sen hani boşta dursan buradaki sürekli o çark dönüyor istekle de alakalı. Çocuktum. Hep arabalara takıntım oldu. Çocuktum böyle insanların bindiği arabaları görünce of. Allah'ım ne olur bana da nasip et ya. İsteyen herkese nasip. Ya çok istiyorum ya. Yani bunu istemek. İstemediğin işte, hiçbir şeyi başaramazsın. Yes, gerçekten isteyince başarıyorsun evet. Abi. Hani o istemeyi hani öyle oturduğun yerden hani armut piş ağzıma düş. Hani istemek oturduğun yerden istemekle olmuyor. Bazı kardeşlerimiz Instagram'dan bana yazıyorlar. Abi çok istedim olmadı. Yani nasıl cevap vereyim şimdi ben senin bu? Demek ki sadece istemişsin. Allah sana bir de isteğini nasıl yapman gerektiğiyle alakalı bir akıl fikir de vermiş ya. Şu yani otururken istiyorum, çok istiyorum ya falan. Küt diye önüne gelmeyecek değil mi? Evet. Ya, eğer bu oluyorsa getir elini falan öpelim zaten seni. Zaten öyle bir şey mümkünse evet. Herkes yapar abi. Belki David Copperfield falan. Hani, sihir. Sihirle falan. Şöyle bir algı var. İnsanlar böyle büyük bir şey başardığında bu insanların hayatında bir dönüm noktası oluyor. Hani ama bu dönüm noktası genellikle olumsuz yaşadığı, hani negatif böyle travma diye adlandırabileceğimiz şeyler oluyor. Senin böyle bir hani bir hikayen var mı? Yani Raşit'ten önce, Raşit'ten sonra gibi hani şu bir olay vardır. İşte ben o noktada artık daha farklı bir hani Raşit oldum dediğin. Ya ben hep Raşit'tim. Zaten en büyük özelliğim de o. Benim tek savunduğum düşünce biçimim var. Oldum dediğin gün olmuyorsun. İşte o yüzden oldum dememek lazım. Bir yere geldim değil, kimlerle geldiğini konuşuyor olman lazım. Kimsenin tek başına bir yere gelemeyeceği bu dünyada arkadaşlarını geride bırakmamalısın. Böyle sokağın bazı kuralları vardır. Biz sokaklarda büyüdük. Bununla da gurur duyuyorum bu arada yani. Sokağın kuralları da çok net ve sert kurallardır.
Uyumama gibi bir şansın yok. Yani dostlarını geride bırakamazsın. Onları hiçe sayamazsın. Onların seninle geçirdiği günlerini inkar edip dışarılarda onlar yokmuş gibi hatırlayamazsın. Biz böyle başka birilerinin mutluluğundan mutlu olmayı hedefleyen, günün sonunda yiyebileceğin bir paradan bahsetmiyorsun. Bugün herkes doysun, herkes yesin. Refah çok önemli. İnsanların ekonomik sıkıntıları olmazsa, o yüzden işte ortak menfaatler diyoruz ya, birinin çok ileri gittiği ama herkesin geride kaldığı bir dünya mümkün değil. Bunun sonu çok felaket olacak. Herkesin biraz kazanıyor olması lazım. Yaptığımız işlerde de şahitliğiniz de vardır diye tahmin ediyorum. Şirketi satmış olmamıza rağmen, şirketin operasyonundan çıkmış olmamıza rağmen hala arkadaşlarımız "Raşit abi başkadır" diye addedebiliyorlar. Bazı kardeşlerimiz işte "Hani kardeşlikte, abilikte ne oldu, parayı görünce sattın?" Ya bu bir şirket, evlat değil ki bu. Yeni bir şirket daha kurduk, onu da satmak üzerine kurduk. Yani şirketlere evlat gibi muamele yapmamak lazım. Bu bir girişimcilik hikayesi ve eğer kurduğun şirketi baştan itibaren ilk gününde satmak üzerine yola çıkarsan adımlarını da ona göre atıyorsun. Şimdi bana diyorlar ki "Parayı gördün, kardeşlerini sat." Hayır, öyle bir şey yok. Ben insan parayla satılabilir diye bir söylem hiçbir yerde söylemedim. Böyle bir söylemde hiç bulunmadım ve insanları da asla paraya hayatım boyunca değişmedim. Onlara da söyledim, benim ve satmamızı gerektiren bazı durumlar da vardı. Onları da ikili diyaloglarımda anlatıyorum. Ama ileride bir gün yine satacak. Dolayısıyla yeni şirketimizi de bir gün satmak üzerine kurduk. Bana bununla ilgili kızmasınlar. Ben bir tüccarım bu arada. Tüccarlık da bir sanattır. Kendi menfaatlerini hiçe sayıp başka insanlara daha fazla kazandırmayı, bugünlerde deli gibi zarar ediyoruz mesela o virüste de. Şöyle düşünüyorum. Biz demek ki yeteri kadar iş bulamamışız ki zarar ediyoruz. Biz 50 kişiden 100 kişiden cash pozitife çıkmayı istemez miyiz? Herkes ister. Ama doğru sayı insanların sırtına basarak değil, el ele tutuşarak cash pozitife çıkma sayısı 500 ise biz 500'ü hedeflemeliyiz. Daha çok çalışmalıyız. Günde 20 saat çalışıyoruz, 4 saat uyuyoruz. Demek ki 21 saat çalışmalıyız, 3 saat uyumalıyız. Bedeli biz ödemeliyiz, emekçi değil. Kesinlikle. Ya böyle Raşit abi, sende de şey var biraz, mahalle abililiği var. Ya mahalle abisi severim gibi bir pozisyon var. Yanlış mıyım? Ben severim. Kent delikanlıları önemli diyor. Ama böyle şey de hani paket taksi de hani satmış olsan da seninle özdeşmiş bir şey. Yani herkes hala belki senin olduğunu da düşünüyordur. Yani bazen mimlenen böyle birbiriyle özdeş şeyler vardır. Mesela işte Fatih Terim Galatasaray gibi. İşte senin de paket taksiyle gibi ya da insanların abisi kucaklayan, işte duygu kazanacak. Hani bu gibi hitamlar böyle seninle bir artık. Yani sen onlardan ayrılamaz bir bütünsün gibi. Öyle değil ben mi? Ben aslında paket taksi olarak da bakmamak lazım. Benim hayranlığım emekçi. Dünyada emekçiler olmazsa yaşanılacak dünya, emekçiler olmadan yaşanılacak bir yer olması hayal bile edilemez bir gerçek. Çünkü insanların zorlu hayatları var, tamam mı? Ben de çok zor günler geçirdim. Bir babaya Allah çocuğuna istediğini alamamakla terbiye etmesin. Gerçekten başka dileğim yok. Bunu da çok gönülden diliyorum ama çok büyük bir dua. Becermesi de çok zor iş. Ama İşte zaten o imkansızlıkların içinden başarabilirsek bizler başarılı insanlar oluyoruz ya, büyüğü hedef koymak lazım. Küçüklerle çok ilgilenmemek. Çünkü küçük tabloya bakmaya alıştığında büyükleri boşver diyorsun. Çok mücadele gerektiriyor diyorsun. O mücadeleyi vermelisin. İnsanlarla onların hayatını önemserken onların yaşantılarını izleyebilmelisin. Nerede açık var? Nerede eksik var? Ne yapabilirim? Onları gördüğünde o zaman diyorsun ki ya Allah Allah, ben iyi iş yaptım ya diyorsun. Bak biz girdiğimizde sektör, paket taksi için söylüyorum, insanların iş bulamadığı zamanlarda 10-15 günlüğüne, iş bulana kadar 40 günlüğüne çalıştığı bir işti ve meslek değildi. Ek iş gibiydi aslında. Aynen öyle. Biraz, yani boş kaldığı zamanlarda işte motor kullanmayı biliyorsa kuryecilik yapıyordu. Biz bunu bir meslek haline getirdik. Evet. Kazançlar arttırdık. Ben bu kendine beyaz yaka diyenlere uyuz oluyorum. Kendini beyazlaştıranlara uyuz oluyorum. Niye biliyor musun? Ya hayırdır, siz omoyla mı yıkadınız yakalarınızı yani? Neye göre beyazsınız? Niye insanları ötekileştiriyorsunuz? Ben buna hayatım boyunca itiraz eden böyle yegane adamlardan bir tanesiyim. Ben de onlara inat, onlara göre mavi yaka, bana göre emekçi. Emekçi insanlara onların o afra tafrasından daha fazla para kazandırır hale getirdim. Şimdi onlar diyorlar ki ya biz de buraya girsek. Ne oldu, beyaz yakaydınız siz? İnsanları ötekileştirmeyelim. Onları başka sınıfa koymayalım. Bu hadsizlik olur. Evet, senin emekçiye verdiğin değeri zaten hani herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani anlattıklarınla, gittiğin üniversitelerle
seminerlerde, verdiğin seminerlerde, konferanslarda hep bunu bahsediyor, hep bundan bahsediyorsun. Bence seni en çok kıymetleştiren insanların hani abi diye görmesinin sebeplerinden biri de bu. Şimdi bu girişimcilerin merak ettiği şeyi de sormak istiyorum abi. Genelde insanlar hani ilk başta bahsettik ya, ilk hedef koyuyor, isteği var ama bir iki hayırdan sonra hemen pes ediyor. Yani bir iki engebelliği yola çıktıktan sonra ya aman ne olacak deyip hani olmayacak bu iş deyip bırakıyor. Peki sen kaç kere mesela hayır cevabı aldın? Ben hayır cevabı hiç almadım bu arada. Ben, abi böyle olmaz böyle örnek vermeyeyim. Ama ne yapayım şimdi böyle kötü bir örneksem kötü bir örneğimdir. Ben hiç birine güvenerek iş yapmadım hayatımda. Hep kendime güvendim. Ben 13 yaşından beri birilerine böyle abilik etmek için birileri o görevi bize verdi. Semtte de. Mahalle abisi. Mahallede öyleydik yani. Şimdi biz böyle vardı da biz değerlendirmedik değil. Biz hep kendimiz o varı var etmeye çalıştık. Girişimcinin olmazsa olmazı inattır. Birileri sana yok dedi diye sen bundan vazgeçemezsin. Bırakın abi dinlemeyin insanları. Sen buna mantıklı bir açıklama getirebiliyorsan kendine verebileceğin cevaplarda hayallerinin peşinden koşmak zorundasın. Hayallerin olmasa insanların gerçekleri olmaz. İnsanın kurduğu hayal kadardır yaşadığımız gerçek. Şimdi biz insanların hayallerini ellerinden alır. Onların düşünce özgürlüklerini, fikri özgürlüklerini, yaşam kısıtlamasını onlara verirsek ne olur? Molotov bir hayatımız olur. Geliştiremeyiz dünyayı. Bak. Yerimizde sayarız. Hatta gerileriz. Yerimizde saydığımızda şükreder hale geliriz. Dediğin gibi gerileriz. Gericilik benim tarzım hareketler değil yani. İleriyi tasarlamak lazım. Biz gençlerle işte haftada 4 gün üniversitelerde buluşuyoruz. Onlar da diyor ki abi ne yapalım? Nereden bileyim oğlum ben senin ne yapacağını? Sen kendin bulmalısın bunu. Sen bulmalısın bana da getirmelisin. Mesela bir kardeşimiz geldi. Bravo dedim çocuğa. Yatırım yaparım da dedim bu arada. Geldi ne yapmış biliyor musun? Benim uyku problemim var. Sabah 6'dan önce yatamıyorum. Eğer çok önemli bir işim varsa da öyle 8'de 9'da kalkmam. 10.30'dan önce uyanmıyorum. Önemli bir iş varsa 6'da yatarım 7'de kalkarım. Problem yok. Ama genel rutinimiz bizim hayatımız 11'den sonra başlıyor. İş de o zaman geliyor. Sorunlar da o zaman başlıyor. Asıl sorunlar gece oluyor. Operasyon bitiyor. Sorunları tartışabilecekleri bir büyüğe, küçüğe, lider dedikleri kişiye ihtiyaçları olduğu için gece buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, gün içini tartışıyoruz. Ben öyle evinde yatan, işe güce bakmayan bir tipliyim, çok içindeyim. Dolayısıyla onlarla da buluşma anlarımız biraz geç oluyor. Şimdi bu arkadaşlarımız krizi çözmek yerine krizi yaratanlar haline geldiğinde o zaman iş değişiyor. Şimdi o kardeşimiz bize geldi. Dedi ki benim bir fikrim var. Nedir kardeşim? Anlat bakalım. Ben bir çalar saat yaptım. İyi, bunu senden önce 100 yıldır yapanlar evet. Var. Birileri şangırdatıyor. Çıldırıyorsun, uyanıyorsun. Ama hadi benimki öyle değil. Pencerede bir sistem var. Eğer sen çalar saati duymazsan pencereyi otomatik olarak açıyor. İçeriye temiz hava basıyor. Dolayısıyla senin kan basıncın artıyor. Uyanma ihtimalini arttırıyor. Bu da olmazsa musluktaki suyu otomatik çalıştırıyor, su akmaya başlıyor, su sesiyle daha da uyanma kabiliyeti artıyor. Bir de gelecek su faturasını düşününce falan. Ya şimdi orada bazen uyanamadığında kaçırdığın faturalar çok daha ağır oluyor tamam mı? Çok iyi fikirdi. Dedim ki sen bunu yap, sana ben yatırım yapacağım. Çocuğu gönderdik, 5 ay sonra geri geldi. Ne yaptın falan, biz de heyecanlıyız, çok büyük bir, insanlık adına büyük bir şey. Çünkü bunun yüzünden işinden kovulan insanlar vardır muhtemelen. Ben hele kendimle alakalı bir derdim yok. Bu önemli bir, dünya için önemli bir fikir. Abi dedi ona bir baktım da vazgeçtim dedi, başka bir iş getirdim dedi. Allah Allah. Şimdi sen hayallerinin peşinden koşmadın. Bizi de gaza getirdin. Sen bunu yapmadın şimdi. Böyle olunca zannediyorlar ki işe yatırım yapıyor yatırımcılar. Fikre. Öyle değil. Fikre ama en önemlisi girişimci. Girişimcidir fikri yeşerten, yaşatan, büyüten, herkese duyuran. Şimdi girişimci bundan vazgeçtiği andan itibaren yatırımcı hemen vazgeçiyor. Aynen. Bir fikrinizi kafanıza koyun ve ondan da asla vazgeçmeyin. Ta ki siz olmadı diyene kadar o olabileceğine emin olduğunuz bir proje olsun. Şimdi fikir deyince şunu da sormak istiyorum Raşit abi. Bu işte paket taksi olsun, o bir usta projen olsun. Bu fikirler nasıl bir masada akla geliyor? Yani ben bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi bak bu çocuk bir açıklık var. Yani bir uyku problemiyle ilgili belki kendi sorunu vardır veya bir arkadaşının, annesinin, işte komşusunun bir sorunu vardır. Bununla ilgili bir fikir üretmiş. Yani sen emekçileri bir araya toplayalım o bir ustada işte ya da paket takside insanların evlerine gönderelim. Pandemiden de önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii biz 2016'yı kurduk. Evet yani 2015'in sonu. Bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle
Ben sabah 6'ya kadar yatamıyorum ya. Aslında o iki kızım var biliyorsun. Onlar uyuduktan sonra, eşim uyuduktan sonra telefonlar artık çalmamaya başladıktan, WhatsApp'a bildirim gelmediği sürece kendinle baş başa kalıyorsun. En kıymetli an o an. Nerede açık var? Nerede fırsat var? Onları iyi analiz edebildiğin ya. Benim yaptığım işlerin tamamına bak. Herkesin kullandığı ama nasıl kullandığını bilmediği işleri biz süreç haline getiriyoruz. Yıkıyoruz, yeniden süreç halinde yazıyoruz ve sistem ilerler hale geliyor. Mesela bugün evinde su borusu patlasa kimi arayacağını biliyor musun? Ben biliyorum. Biliyorsun. Kim mesela? Bir su tesisatçısı vardı, babamın arkadaşı. Evet tamam, o kadar biliyorsun. Evet, başka yok. Onun telefonu sende kayıtlı mı? Yok, hayır. Tamam. Babama söylüyorum, babam arıyor. Baba gece su patladı, gece babanı aradın, duymadı. Ne yapacaksın? Ya da o bir babanın şey tanıdığı günün sonunda rahmet edecek. Yani insanlar doğarken ölmeyi gerçek sayıyor olmaları lazım. Ölmüyorsa bir gariplik var zaten. Ona su tesisatı yaptırmıyor olmak lazım. O kişi ölecek. O kişi öldüğünde kim var? O sana emanet etmeyecek birini. Bak ben evet. Mehmet Usta'yım. Bugün rahmet ediyorum. Yarın benim yerimi Mehmet Usta alacak demiyor. Şimdi biz bu işi tek tuş haline getiriyoruz. Anlatabildim mi? Fiyatların ne olduğu belli olmayan, biz bu arada skeçler de hazırladık. Influencer Marketing'le şimdi onları da yayınlamaya başlayacağız. Hikaye şöyle, bir skeçi anlatayım burada izleyenler izlesin. Elektrikçi Murat telefon açıyor. Murat Elektrik. Abi elektrikçi yazıyor. Tabii ki elektrik tamir ediyoruz. Nereden arıyorsun abi? Acarken. Oho geliriz tabii abi, gelmez miyiz? Şu hanım hangi çantayı istiyordu bir bakın bakayım, sorun yengenize. Lokasyona göre fiyat belirlemeli. Üzgünüm, özür dilerim ustalarımdan ama gerçek. Geçen bize bir müşteri geldi. İsmini vermeyeyim. Lokasyon önemli bir lokasyon. Değiştirerek söylüyorum. Nişantaşı mahallesi, Nişantaşı değil, Nişantaşı apartmanı. Bizim ustalardan biri dedi ki, abi dedi arada sen olmasaydın bunun fiyatı çok farklı olurdu dedi. Ya buna göre fiyat değişiyor. Mesela yaşlı biri ise daha vicdanlılar ama işte Rolex takan birini gördüklerinde fiyatı hemen arttırıyor. Yani bu evin lokasyonuna, tipine, kişinin giyimine ne kadar acı değil mi? Parametreler yok. Ya işi insan iyi yaparken şeyden de vazgeçmemesi lazım abi. Ahlaki değerlerinden de vazgeçmemesi lazım. Şimdi ona geliyor yani mevzu birazcık. Sen onun önüne geçmişsin. Yani çok güzel ya bence yaptığın iş. Şimdi ahlaki değerlere girersek siyasete girmek zorunda kalırız. Oraya girmeyelim tamam. İsterseniz. Kaybettiğimiz bir ahlaki değerimiz var ya. Girmeyeyim oraya abi. Tamam abi, o zaman şöyle bir soru sorayım hemen. Yani sonuç olarak her girişim, bir sürü girişimci var. Yani girişimci dediğime de bakma, yani bir şeyler yapmak isteyen, bir şeyler başarmak girişen. İsteyen. Ha, evet, girişen. Hı. Ama bunların hepsi yani yapmış ama bir marka haline gelemiyor. Yani ama sen bir paket taksiyi olsa şimdi o bir ustayı da bir marka haline getirdin. Yani herkes biliyor hemen hemen, öyle söyleyebiliriz. Hı. Ama yani bu yeni işe girişenler ya da girişmiş ama hani marka haline getirmemiş olanlar bu işlerini nasıl marka haline getirecek? Ya bir işi tam olarak yapmak demek, onu da marka haline getirmiş olmak demek. Demek ki tam olarak yapamıyorlar. Benim kızdığım bir şey var girişimcilerde. İşte hesap yapıyorlar. Her şeyin en ucuz halini yazıyorlar. Ya böyle olur mu ya? Bir de girişimciler hiç şöyle dediğini duydun mu? Herkes mesela sohbet esnasında kafede oturduk, yeni bir iş fikrim var, bir para kazanacağım, hepiniz göreceksiniz falan, bir gaz falan. Ama hepsi hüsrana uğruyor. Neden biliyor musun? Her şeyi en yukarıdan hesaplıyorlar. Doğrusunu anlatayım, şöyle demek lazım. Bak bir iş yapacağım, bir para kaybedeceğim, hepiniz göreceksiniz demek lazım. Bunu diye hiç duymadım. Tamam ben diyorum işte. Şu anda deli gibi para kaybediyorum. Neden biliyor musun? Ben gerçekçiyim. Ayakları yere basmayan bir işin gelecekte koşar olması mümkün değil. Önce ayakların yere basmalı. Yani sen burada işi kurdun, millet ne? Raşit iş mi kurdun? Çabuk ustaları çağırın falan demiyor yani. Hayatın bir gerçeği var. Biz bütün hafta boyunca 1480 TL ciro yaptık. Yani akşam yemeğe gidemiyoruz neredeyse 6-7 kişi. Bütün hafta. Arabalarımız offroad paketli, bilmem ne satış arabaları, product manager'lar, call center'lar, ustalar, usta, tay masajları, uçuyoruz. Kimse bizi çağırmıyor. Ne oldu? Bir günde 3038 lira yaptık. Ben zaten az çok hayal ettiğimde geleceği de tasarlayabiliyorum. Haddime değil, ben kimim ki tasarlıyorum ama ileriyi acık kabiliyetliyim diyelim. İleriyi tahmin etmeyle alakalı. Şimdi ileriyi böyle uçar kaçar hemen bu günler gelecek dersen hüsrana uğrarsın. Moralin bozulur. Çünkü senin daha kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmeyen insanlar seni aklına getirmeyi akıl edemeyecekler.
mesela. Şimdi o bir usta gibi kurumsal bir yapı varken illa Mehmet Usta beni kazıklasın der mi insan? Niye desin? Karlılık belli, gecikmelerdeki taahhütleri belli. Tüm süreci tamamlamış bir yapıdan bahsediyoruz. Ben illa Google'da usta arayacağım, aradığım ustanın işiyle uğraşacağım, sonra öbür ustayı arayacağım. Bir gün bir ustayı aradık. Abi Kars'a geri taşınmış ama Google'da AdWords. En başta çıkıyor. En başta reklam vermiş. Biz de aradık gayri ihtiyarı. En başta çıkınca herhalde. Ben dedi Kars'a taşındım dedi ya. Bunlar dolandırıcı, hala benim kartımdan para çekiyorlar. Abi sen acaba bu üyeliğini iptal ettirmeyi unutmuş olabilir misin? Yani Kars'tan Google'ı dolandırıcı ilan ediyor. Onları anlıyorum. Dijitalleşmek de kolay iş değil. Bizim için de kolay değil. Sakın da yanlış anlaşın. Bizim için bu işler çocuk oyuncağı falan da değil. Bunun ağır bedelleri var. Bilenleri de yanında tutman gerekiyor. Her şeyi ben biliyorum da dememelisin. Kimse zaten her şeyi bilemez ki abi. Yani bilenlerin de ne kadar şey bildiklerini biliyoruz. İşte, biliyorum diyenler yok. Ama acık bilenler biliyorlar, biliyor musun? Her şeyden acık bilenler. O zaman o beynini yönetmeyi becermiş. Ama onlar da işte fikir almalı yine de. Yani her şeyi tam bilme. Kesinlikle. Her şeyi herkes tam bilemez. Bazı şeylerden biraz bilirsin ama bir işin uzmanına sorup da hani işte beyin fırtınası yapmak daha verim kazandırır. İnsanların fikirlerini önemsersen zaten o fikirleri önemsediğin kadarıyla insanlar seni önemsiyor. Şimdi bir masa kuralım hep beraber. Sadece sen konuş, böyle bir dünya olabilir. O zaman hiçbir şey de öğrenemezsin abi. Yani dinleyeceksin ki öğreneceksin de. Şu an mesela bizim yaptığımız gibi dinliyorum, öğreniyorum. İzleyenler de dinleyerek öğrenecek. Bir tavsiyede bulunayım. Tabii. Mesela ben bir şey katamadığım biriyle hayatımda var olmasını çok da önemsemiyorum. Çünkü ben ona bir şey öğretemiyorsam benim hayatımda olması çok da önemli değildir. Ama o bana öğretiyorsa o zaman çok önemli. Ya benden bir şey öğrenecek ya ben ondan bir şey öğreneceğim. Şimdi oturuyorsun fotosentez yaparmış gibi telefon elinde. Hiçbir şey konuşmadan, muhabbet olmadan asosyallik dibine kadar vurmuş. Ne o, biz en iyi arkadaşız. Yapma ya, Allah Allah. Sen en kötü arkadaşsın ya. Arkadaş hayatımdaki, bile değilsin. Evet yani. En kötü insan sensin. Vakit kaybısın. O yüzden hayatınızda böyle bir şey öğretemediğiniz veya bir şey öğrenemediğiniz, ego olarak anlaşılmasın. Ben kimim ki? Ya o kim olmalı? Birisi olmalı yani. Ya da ben onun hayatında birisi olmalıyım. Vakit kaybetmeyelim. Çünkü parayla geri alamayacağın tek şey. Kesinlikle öyle. Ben de şöyle bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Bence dünyadaki en önemli şey zaman. Zamanınızı ayırdığınız insanlar, buna değecek insanlar olsun. Evet. Kıymetini bilen insanlar olsun. Yoksa ara sıra gol yiyeceksiniz de önemli işte, değil. Ama o da tecrübe aslında abi. Yani kime doğru zamanı, hani zamanı kime ayırman gerektiğini insan yani yaşayarak öğreniyor. Öyle değil mi? İstemsizce bedel ödüyor. Kesinlikle. Biz o bedelleri çok ödedik. O da tecrübe. Ben kaybeden insanlar, ben de kaybettim. Hayır, sen kazandın. Nasıl kaybetmemen gerektiğini öğrendin i̇şte aslında. Tecrübe buna deniliyor. Evet. Kötü olan her şey tecrübedir. Cebe atacaksın, kulağa küpe yapacaksın. İyi olanlar zaten seninle beraber, senin yanında. Evet. Yani güzel konuştuk ya. Başarı nedir abi? Şu insanların doyum noktaları vardır. Ben mesela, benim için en büyük başarı alkışlardır. Aferin Raşit, iyi iş yaptın. Aferin Raşit, memlekete iyi şeyler kattın. Aferin Raşit, insanların hayatına dokunabildin. Onların daha iyi şartlarda yaşamasına vesile olabildin. Benim için en büyük başarı gelen alkışlar. Çok kıymetli. Ve bunu da Kuzey Kore hariç herhalde mümkün değil, değil mi? Bir yerde yap. Biz de zaten orada değiliz abi. Evet, evet. Şimdi günümüzde sen de biliyorsun, gençlerle falan hep berabersin. Böyle Z kuşağında da olsun. Hatta işte benim gibi Y kuşağının son demlerinde de böyle kolay yoldan para kazanmak var. Kolay yoldan başarıyı elde etme isteği var. Kimse, yani sen biliyorsun, ben biliyorum. Belki izleyenler arasında bilenler de vardır ama yani herkes böyle hani ya kolay yoldan nasıl zengin olacağız? Kolay yoldan nasıl başaracağız? Günün sonunda kolay yoldan para kazanmak nasıl, ne getirir? Nasıl kazanacaklarını söyleyeyim mi? Kolay yoldan nasıl kazanacaklarını söyleyeyim mi? Kazanamayacak. Bunu bilirlerse kazanmış olurlar. Kazanamayacaklarını biliyor olmaları onların en büyük kazancı olmalı. Bunu hayal edenlerin hepsi Efirli cezaevindedir muhtemelen. Ya da ne bileyim Silivri'dedir. Öyle bir şey yok ya. Sen birileri deli gibi bedel öderken, gece gündüz çalışırken, temah ederken sen bir anda gelip insanların üstüne, önüne çıkamayacaksın, geçemeyeceksin. Ya bunu bil. Azıcık akıllı olmayı gerektirir bu. Sana bir anda para kazanacağını söyleyen birisi varsa oradan koşa koşa kaçıyor olman lazım. Çünkü hayatın hiçbir gerçeğinde bu mümkün değil. Yani şöyle kolay para, miras belki
Hani hiç tanımadığım var ya Türk film hikayeleri. Yeşil dedemden, ya, dedemden işte. Ya bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Tabii abi. Şimdi geçen gün bizim Hülya ablamız var. Ben mailleri okumuyorum. Neden okumuyorum? Öyle bir vaktim yok çünkü. Önemli mailleri de Hülya abla okuyor. Geldi bir heyecanla falan. Yatırım yapmak isteyenler var. Biz de yatırım görüşmelerinde imanımız gevremiş. Onlarca yatırımcımız var o bir ustalarda. Yatırım görüşmesi de öyle sıkıntılı, sancılı bir iş. Böyle kolay da bir zanaat değil yatırım almak. Dedi ki yatırım yapmak istiyor. Dedim abla o kadar sıkıldım ki yatırımcılara dert anlatmaktan. Zaten biz gerekli yatırımcıları da bulduk. Sen dedim Serkan bir baksın. Eğer önemliyse. Önemliyse benle görüştüm. Neyse Serkan'a pası verdik. Serkan gole çevirecek. Beni aradı. Raşit abi dedi. Kimmiş yatırım yapmak isteyen falan biliyor musun? Dedim kimmiş? Katarlılarmış abi dedi. Dedim ki bak Serkan bu Katar hikayesi yıllardır herkesin kulağındadır. Mutlaka önüne de gelmiştir. Katarlılar bir dedim. Onları alırsın otelde bir de en iyi otellerde ağırlarsın. Araba şoför koruma gönderirsin. İşte en iyi restoranlara götürürsün. Sen gitmediğin halde gece kulüplerinde ağırlarsın falan. Ne istiyorlarsa yaparsın. Sonunda koca bir hiç olursun. Hep para kaybedilmiştir. Bu hikaye de hatta bana bunu anlattığında Güldür Güldür'ün bir hikayesi var. Çok kısa bir anekdotu. İşte Katar'da var diye onu izlesinler mutlaka. Daha da samimi olacaktır. Onu da Serkan'a attım. Şimdi beni konuşturma falan diye de devam ediyor. Abi dedi ben sana detayları gelince anlatayım. Hakikaten de şimdi çok detaya girmeyeyim. Katar'da o kadar önemli birine ben artistlik yapmışım ki. O zaman o dediğim varmış abi demek hep ki. Hep bu geçmişte yaşadığımız kötü hikayeler yüzünden. Neyse yani günün sonunda onlar gerçekten istiyorsa bu olacaktır. Yani nezaketsizlik yapmadım. Bilmiyordum. Tabii. Hep bu hikaye var. Bizim profesyonel dolandırıcılar doğru yere adres seçip insanları böyle kandırdılar yıllarca. Biz de o kandırılanların arasında çok arkadaşa sahibiz. Böyle bir durumla sonuçlandı ama toparlarız diye. Ama tamamen. Güzel bir hikayeymiş evet. Abi gerçekten. Peki biliyorum sen vefaya çok değer veren, önem veren bir insansın. Hayat mottonuz diyebileceğin bir söz var mı? Sen, böyle... sen biliyorsun bunu. Söyle bakayım. Duygu kazanacak onu biliyorum ama. Vallahi duygu. Duygu kazanacak ya. Ben duygunun kazanacağına şöyle eminim. İnsanların kendini huzurlu hissettiği her yer duygusallaştığı o safe zone, güvenli alanlarıdır. Şimdi bu duygu kazanacak hikayesi de şöyle başlıyor. Büyük bir kurumsalda çok değer verdiğim, onun da görevi çok önemli bir noktada olan bir abim var. Onun sıfırdan itibaren alıp yetiştirip direktör yaptığı bence ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü paraya duygular değişilmemeli. Ve hikaye onunla başlıyor. Sen al, büyüt, yetiştir, adam seni paraya satsın. Yani sonra da diyorlar ki bu profesyonellik. Hayır, bu adam satmak. Sen seni var eden, tabii ki yaradan Allah ama seni bu alanda iyi bir oyuncu yapan kişiyi sen bir sebeple terk ediyorsun. Dostluğun sebepleri olmamalı. Duygu kazanacak da böyle başlıyor zaten. Instagram'da da var hatta benim. Hı hı. İlk hikayesi. Sen al adamı eğit, büyüt. Adam seni profesyonelim diye başka şirkete, başka tercihlerle satsın. Orada başlayan bir hikaye. Ama zaten bizim her yaptığımız iş böyle duygusal. Tipimiz müşahit değil duygusallığa ama. Şahsına münasır tipimizde. Ama kalbim şendir. Neden biliyor musun? Benim hakkımda kötülük düşünmeyen kimse için hiç kötülük düşünmedim. Herkes zaten kalbinin aynasını görür evet. Yani karşıda. Aynen öyle. Abi son olarak gençlere bir tavsiye vermek istesen ne söylerdin? Çok sorumluluk içeren bir soru. Yani sonuç olarak onlar da yani bizi izleyenler senin izlediğin yol, gittiğin yolda onlar da bir şeyler başarmak istiyor. Yani bu tarz insanların girişimcilikle başarılı olmuş insanların yaptıkları, izledikleri yol onlar için merak konusu ciddi anlamda. Biz nasıl yapacağız? Bana hatta seninle önceden yaptığımız röportajı izleyip mesaj atanlar oldu. Yani sana ulaşmak isteyenler oldu, numaranı isteyenler oldu. Raşit abiye ulaşmaya çalışıyoruz, ulaşamıyoruz diyenler oldu. Numarası yok da ev adresini verin mesela. Yani aslında bir yandan takdir ettim biliyor musun abi? Çünkü yani sana ulaşamamış ama seni araştırmış mesela. Kimlerle ne yapmış, belki başka seninle röportaj yapanlara da yazmışlardır. Bana ulaşmış yani. Arkadaşlarım görmüş. Bu durumdan çok mağdur. Biz Raşit'in sekreteri değiliz ha, haberiniz olsun diye cevaplayanlar var ya. Onlara da kızıyorum ya adam sana. Ya ama bak bir çabası var. Evet. Ben o gayreti, o hani mücadeleyi takdir ediyorum aslında. Çünkü işler böyle başlar. Ya kim
tanıyabilecek. Yani belki kişinin bir fikri, bir projesi var. Sana ulaşamıyor haliyle. Kimlere ulaşabilecekse ona en azından hani doğrudan ulaşamıyorsa tamam, dolaylı yoldan ulaşmaya çalışıyor. Şöyle başlayalım. Konuyu nereden gireceğimi, nerede buldum, geliştireceğimi, nerede sonuçlandıracağımı buldum. Tamam. Bir kere o kardeşlerimize umutlarının benim olmamam gerektiğini anlatmak lazım. Ben bir şeyi başardım diye her şeyi başaracağım anlamına da gelmiyor. Ben de bir insanım en nihayetinde. Tabii. Ve çok ciddi de sorumluluklarım var. Bir tarafta siyasi bir kariyerimiz başladı. Bir tarafta yeni bir şirket kurduk. Bir tarafta exit ettiğimiz hala %13,5 hissemiz olan yönetim kurulunda 3 sene görevde bulunan ve 2 çocuğu olan, eşi olan, annesi babası, anneannesi olan bir kardeşimizim. Evladım ben de, birilerinin evladıyım. Bir de böyle derde çok dertlenen bir tipim. O yüzden içim parçalanıyor konuyu halledemediğimde. İşte benden umutlanmasınlar. Yani ben böyle her şeye yatırım yapıyor değilim. Onu bilsinler bir kere. Çok iyi bir projem varsa ve ne yaptığından ziyade neyi değiştireceğinle ilgilenip İnsanlık adına önemli bir buluş bulduysam ben orada varım. Yatırım yapmayı da şöyle seviyorum. Çünkü ben de buradan para kazandım. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemine bir destek de vermek istiyorum. Bu gönülden gelen bir şey. İşte oranın da mahalle abisisin abi. O çok gönülden geliyor. Yani ben girişimci çok önemli, tekrarlıyorum, ineliyorum. Fikir çok önemli, tekrarlıyorum, ineliyorum. Ama herkese yatırım yapan adam ben değilim. Herkese akıl verebilecek adam da ben değilim. Mesela sosyal sorumluluk yardımları yapan insanlar bilirler. Yapmayanlar da bilmezler. Sosyal sorumluluk gerçekleştirenlerin de hobileri vardır. Mesela nedir bunlar? Kimisi LÖSEV'e yardımda bulunur. Kimisi yaşlılar yurduna yardım olur. Kimi şehit gazilere bulunur. Kimi kimsesizler yurduna bulunur. Yani onun da bir duygusal efektifliği var. Herkes her şeye yatırım yapmaz. Ben Türkiye'deki herhalde %90 yatırımcıyla görüşmüşümdür. Yatırım görüşmesi yapmışımdır. İçinde çok ahlaksız olarak nitelendirdiğim, kişiyi değersizleştiren, onurunu kırmak isteyen, bizim tipimiz müşahit değil, kıramazlar onurumuzu. Onurumuz çünkü terk edilebilir bir şey değil ama cesaret edebilseler onu da kıracaktır. O yüzden böyle herkese de gitmesinler. Biz kırıcı, zedeleyici değiliz ama mesela Ordu'da bir kardeşimiz geldi. Çok naif. Dedi ki bir fikrim var. Bunu da dedi projelendirdim. Buraya kadar gelmişken sizi de ziyaret etmek istedim. Dedim sizi dersen anlaşamayız. Seni dersen olur. Bir daha abi demen lazım. Bey dersen almam projeni. Tamam Raşit abi dedi. Sana dedi bunu versem okuyup bana döner misin? Sana dedim söz veriyorum. Birine bunun özetini çıkarttıracağım. Çünkü öyle bir vaktim yok. Kibirden değil. Anlıyorum. Gerçekçi olmaktan. Bana üst akıllar diyor ki Raşit'im ya. Kitap okumuyor musun? Ne olur biriniz vaktiniz var mı diye bir sorsa ya. Sen 10 günde bir kitap okurken ben her 10 dakikada bir tanıştığım insanları kitap kabul ederek kitap okuyorum. Benim de böyle okuduğum kitaplar. Dolayısıyla insanları kitap kabul edebilirsek öyle anlayabilmek lazım. Şimdi o kardeşimize de söz verdim. Dünkü programda yanımıza geldi tam çıkış esnasında. Onun özetini dinleyeceğim ama ona da dedim. Bak dedim ben öyle duymak istediklerini söyleyecek kadar karaktersiz bir adam değilim. Neyse gerçek düşüncem söylerim. Moralin bozulur, üzülürsün, dertlenirsin. Hiç öyle şeyleri de dert etmem. Çünkü seni yanlış bir şeyde tutarak belki çok önemli bir ürünü yapmanı engelliyor biridir. Sen doğruyu bulduğunda hemen ona sarıl ama yanlışı da çok hızlı terk et diye birilerinin sana gerçeği söylüyor olması lazım. Şimdi ona söz verdim. O kardeşimiz de izliyorsa selam olsun. Sözümü de tutacağım. Konuyu da tam anlamıyla ona anlatılması istenilen biçime getirip anlatacağım. Önemli abi, girişimcilikten vazgeçmemeliyiz. Ben de yani şöyle düşünüyorum abi. Birileri veya hani bir kişi de olabilir, 10 kişi de olabilir. Senin bulduğun o girişken olan işten kötüleyebilir ya da bu tutmaz ya diyebilir ama sen gerçekten inanıyorsan bunun peşinden gitmelisin veya hani mutlaka geliştirmelisin. Hani mutlaka. Çünkü hayatta hepimiz zaten böyle değil miyiz? Hani bugün A dediğimize yarın B de diyebiliyoruz. Yani her şey için geçerli değil ama pek çok şey için bunu söyleyebiliyoruz. Yani hayat tecrübelerle dolu ve biz acı olumsuz tecrübelerle de dolu bu arada. Evet, acıyı işte tatlı hale getirmek gerekiyor. Yani doğruyu deneyerek, deneyimleyerek, keşfederek öğrenmeliyiz. Benim de gençlere verebileceğim herhalde en güzel tavsiyelerden biri de bu. Raşit Emirsüer konuğumuzdu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi programa geldiğin için. Hazal kardeşim ben de senin bu eylemci karakterini çok seviyorum. Böyle hemen put 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 her yerdesin. Çok komik oluyorum. Olmadığımız masa yok abi. Yok.
Bizim Muskar, her masadasın be abi diyor. Yad edelim onu da. Ama ben senin bu girişken halini, her yerde tıkır tıkır hemen olmanı, sürekli güler yüzünün insanlara pozitif enerji saçıyor olmasını ve geldiğimde de her seferinde seni görüyor olmayı çok değerli buluyorum. Çok teşekkür. Sakın kaybettirme kendini. Çok teşekkür ederim. Yani işim konusunda çok girişken bir insanım. O yüzden de... Onu anladık. Zaten kendimi belli ediyorum, öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar, söylediğim gibi Raş Demirsoyer konuğumdu. Bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.